yönde çağrı yapıldığına dair. Böyle bir kara harekatı, düzeltiyorum, kara saldırısı ihtimali görüyor musunuz siz? Ya da sonuçları ne olur? Bu Zeytun Mahallesi üzerinden Efuhay Edra'yı, İsrail ordu sözcüsünün yapmış olduğu bu çağrı ve harita paylaştı. Zeytun Mahallesi'nin boşaltılması ve güneye, yani Sina bölgesine doğru, Refah sınır kapısına doğru gidilmesine yönelik çağrıyı bir kara harekatının işareti olarak değerlendirmiyorum. Zira güçlü bir ihtimalle havadan diğer mahalleleri yok ettikleri gibi burayı da yok edecekler havadan. Fakat kara harekatının en ciddi işareti, birincisi Netanyahu'nun kurmuş olduğu savaş hükümetinin ısrarlı bir şekilde bu savaş bittikten sonra Hamas, Gazze'nin kontrolü Hamas'ta olmayacak ifadesi. Neticesinde bugün Gazze'nin üstü ayrı bir dünyadır, altı ise ayrı bir dünyadır. Nasıl yani? Dolayısıyla yani bugün Kassam Tugayları şehrin altında büyük oranda, efendim söyleyeyim, sığınakları var, cephanelikleri var ve yaşam alanları var. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Karadan bir operasyon yapmadığı takdirde Gazze'yi Hamas'tan alması söz konusu değil. Dolayısıyla İsrail işgal rejiminin savaştan sonra Gazze Hamas'ın kontrolünde olmayacak ifadesi kara harekatına işaret edebilir. Bir. İkincisi, Gazze sınırına yoğun bir sevkiyat var. Tank sevkiyatı ve ağır silahlar bu bölgeye sevk edildi. Bu da bir kara harekatı hazırlığı olarak değerlendirilebilir. Fakat elbette ki kişisel kanaatim bu kara harekatının olmayacağı yönünde. Çünkü Gazze'de Gazze'ye yönelik bir kara harekatı yapmak, İsrail ordusunun ciddi bir zayiatla karşılaşması, kayıplarla karşılaşması anlamına gelir. Yani havadan bombardıman yapıp dönmek gibi olmaz kara harekatı. Büyük zayiat verir. Bunu ordudaki askerler bildiği için İsrail ordusu içerisinde bugün bir kaos durumu hakim. İsrail ordusunda ciddi bir fikir ayrılığı var. Komuta kademesinde de var mı bu Sayın Bursa? Efendim? Komuta kademesinde mi var bu ayrılık? Komuta kademesinde de var, daha alt kademede de var. Fikir ayrılıkları var. Hatta alt kademede askerler ölmek istemediği için bazı kışlalarda isyan var. Bunlardan bir tanesi Golan'daki İsrail kışlasında isyan çıktı ve buraları yakıp yıktılar. Ve yine aynı şekilde işgal edilen toprakların değişik noktalarındaki İsrail kışlalarında benzer hareketlilik var. Askerler biz ölüme gitmek istemiyoruz diyorlar. Çünkü Gazze'ye girmek aynı zamanda ölmek demektir. Çünkü Gazze'ye girmek kolay bir iş değil. Havadan bombardıman yapmak gibi değil. İHA'larla, SİHA'larla saldırmak gibi değil. Karadan harekat Gazze'ye zordur. Bunu bildikleri için erler ölmek istemiyorlar, gitmek istemiyorlar, isyan çıkarıyorlar kışlalarda, kışlaları yakıp yıkıyorlar. Komuta kademesi de aynı şekilde kara harekatının iyi bir fikir olmadığını, doğru olmadığını savunan da komuta kademesinde ciddi bir yekün var. Bu münasebetle bu fikir ayrılığı giderilmeden İsrail'in Gazze'ye yönelik bir kara harekatı yapması çok makul gözükmüyor. Diğer taraftan Biden'ın bir açıklaması var. Fakat tabii ki Amerika Birleşik Devletleri savaşın başından beri çok ciddi bir şekilde İsrail'i Gazze'ye saldırmaya yönelik teşvik ediyor. Bugünkü açıklamasını nasıl yorumlayacağız o zaman? Efendim? Bugünkü açıklamasını nasıl yorumlayacağız? Bugünkü açıklamasını, efendim söyleyeyim, tüm bu nedenler, yani İsrail ordusunun Gazze'ye girdiği takdirde büyük kayıplar vermesi
den dolayı efendime söyleyeyim bir çıkış yolu. Yani sahadaki gerçeklikle örtüşmedi mi 10 günlük süreç? İsrail yarın şunu çıkıp söyleyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin ısrarı üzerine vazgeçtim diyecek. Halbuki efendim mesela bu girememesine bir zemin hazırlamadır Biden'ın bu şeyi çağrısı. Ama diğer taraftan bugün ben yine paylaştım. Wall Street Journal'de bir haber çıktı. Amerika Birleşik Devletleri savunma yani Pentagon yetkililerine dayandırdığı bir haber paylaştı Wall Street Journal. Diyor ki Pentagon İsrail'in Gazze'ye yapacağı herhangi bir kara saldırısını desteklemek için 2000 asker tahsis etti. Hı hı. Haberi var Wall Street Journal'de. Dolayısıyla efendim söyleyeyim bir taraftan böyle çağrı yaparken diğer taraftan da arkada böyle bir hazırlık var. Daha sonra başka bir kaynakta Pentagon yetkililerinin bunlar savaşmak için değil askeri danışmanlık için gidecekler diyor. Yahu küçücük bir yer. Efendim söyleyeyim nerede görülmüş? Efendim söyleyeyim 2000 tane askeri danışman bir ülkeye gönderilmiş. 3 tane, 5 tane, 10 tane gönderirsin. 2000 askeri danışman mı olur? Dolayısıyla çok Amerika'dan gelen açıklamalar hem samimi değil hem çok çelişkili. Yani güvenilir değil. Güvenilir değil. Dolayısıyla ben Amerika'nın çağrısından dolayı değil fakat Gazze'deki zorluk ve İsrail ordusu içerisindeki fikir ayrılığı ve kargaşa durumundan dolayı İsrail'in Gazze'ye kara harekatı yapacağı kanaatinde değilim. Eğer yaparsa da tamamına değil çok kısa küçük bir bölümüne yapar. Bunda çok ciddi içeride kavgalarla çok zorlu tartışmalarla bu kararı alabilir kanaatindeyim ben. Sayın Bursa ben Filistin'i de siz yakından takip eden bir gazetecisiniz. Bu anlamda size bazı parçaları birleştirmenizi rica edeceğim. Şimdi Sayın Mahmud Abbas Filistin Devlet Başkanı Hamas Filistin'i temsil etmiyor diye bir açıklaması oldu son günlerde. Amerikan Başkanı Biden da hemen hemen aynı açıklamayı yaptılar. Filistin'i Hamas temsil etmiyor diye bir açıklama vardı. Şimdi Benjamin Netanyahu'nun da Gazze'yi Hamas kontrol etmeyecek açıklaması var. Hamas'a karşı bir konumlanma olduğunu yorumlamama sebep olacak. Peki sorum şu olacak. Mahmud Abbas Filistin'i temsil ediyor mu? Aslında Mahmud Abbas'ın bu açıklaması şaşırtıcı bir açıklama değil. Aynı açıklamanın belki biraz kelime farkıyla 2014 ve 2014'teki savaşta ve 2021'deki Seyful Kut Savaşı'nda da aynı açıklamayı yaptı. Hamas Filistin halkını temsil etmiyor ifadesi. Bu çok meşhurdur. 2005'ten beri seçim olmuyor. Yani bir 20 seneye yakındır seçim yok Filistin'de. Devlet başkanı seçmiyorlar. Evet. İşte El Fetih hareketi de silahlı direnişi arka plana koyarak silahlı değil siyasi bir mücadele kararı aldı tırnak içerisinde diyebiliyorum. Doğru mu? Evet. Burada Mahmud Abbas'ın meşruiyetini sorgulanabilecek bir seviye var mı? Efendim söyleyeyim Filistin'i Birleşmiş Milletler'de biliyorsunuz gözlemci üye olarak kabul ettiler onu devlet olarak değil ve Mahmud Abbas Filistin'i Birleşmiş Milletler'de temsil ediyor ve Filistin adına uluslararası mahkemelerde bu üyeliği kazandıktan sonra artık Filistin yönetimi uluslararası mahkemelere gidebiliyor. Ve bu davalar uluslararası mahkemelere de ancak Filistin yönetimi yani Abbas ve yönetimi götürebiliyor. Bundan dolayı bir meşruiyet oluşuyor ve Filistin'i ben temsil ediyorum. Hem Birleşmiş Milletler'de ve hem uluslararası düzlemde ben temsil ediyorum. Dan hareketle Hamas temsil etmiyor derken Hamas temsil etmiyor ben temsil ediyorum. Aslında bu açıklamasının çok dikkate alınması gereken ve sahada bir karşılığı yok. Çünkü bu klasik bir açıklamadır. Her krizde Abbas'ın yapmış olduğu açıklamadır. Hatta Kudüs'ün
Mescid-i Aksa'nın biliyorsunuz kapıları kapatılmıştı. 10 gün Efendimiz Aleyhisselam namaz kılınamamıştı, cuma kılınamamıştı, ezan okunmamıştı. O dönemde de Efendimiz Aleyhisselam yaşanan çatışmalarda Abbas benzer bir açıklama yapmıştı. Yine Seyful Kudüs'te benzer bir açıklama yapmıştı. Bunun Efendimiz Aleyhisselam bu ifadeye çok fazla anlam yüklemeye gerek yok. Ama bu sözün şurada bir kıymeti olabilir. Biliyorsunuz yakın dönemde Fetih'te bir seçim dönemi var. Bu Fetih'teki seçime Abbas yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Ve Abbas ilk kez Arafat'ın vefatından sonra, Fetih'in başına geldikten sonra ilk kez bu kadar zorlu bir süreçle karşı karşıya bu kongrede. Ciddi bir kırılma var. 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devletini savunanlar ile denizden nehire bağımsız bir Filistin devletini savunanlar arasında ciddi bir rekabet var. Fetih içerisinde. Efendim? El Fetih hareketi içerisinde değil mi? El Fetih hareketi içerisinde. Bir önceki kongrede El Fetih hareketinin ilk sloganlarındandır. Denizden tabii nehire. Ki Fetih Hareketi Hamas'tan çok eskidir. Fakat zaman içerisinde bilhassa Oslo'dan sonra El Fetih Hareketi bu slogandan yavaş yavaş uzaklaştı. Fakat gelinen noktada Fetih Hareketi'nin içerisinde kuruluş kodlarına dönmek isteyen çok lider kadrosundan da ve aşağıdaki kesimlerden de ciddi bir kesim var. Bir önceki Fetih Kongresi'nde kongre salonunda bu ekip bu sloganı afişe yazıp salona asmışlardı. Denizden nehire bağımsız Filistin devleti diye. Dolayısıyla yakın zamanda da Fetih'te bir kongre var. Aslında Abbas'ın bu çıkışları Efendimiz Aleyhisselam Gazze'ye yönelik değil, bilhassa bu Fetih Kongresi'ne yönelik işte biz temsil ediyoruz açıklamaları. Yoksa bu savaşla alakalı çok anlam yüklenmesi gereken ifadeler değil. Çok klasik, çok bayağı daha evvelde kullanılmış Efendimiz'in ifadeler. Peki Bursa, Sayın Bursa size döneceğim. Ben tekrar Sayın Reyhan size şunu sormak